Evet, kıymetli Kadıköy Sokak takipçileri ve Kadıköy Sokağın müdavimleri, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar, 2 Ağustos'ta bakın bu kanal coşacak. Benden tavsiye, şimdiden videoları izlemeye başlayın, beğeni atmaya başlayın, oynatma listelerini izlemeye başlayın. Yanlış anlamayın beni bak. O zaman hediye üyelik verildiği zaman, bu kanaldaki hediye üyelik çıkmadığı zaman bana çemkirmeyin. Hocam ben senin yıllardır takipçinim. Yıllardır hayranım. Bak isterseniz 1 milyon yıldır hayranım olun. Önemli değil. Son zamanlarda, yani hediye üyelik verildiğinde son 2 haftada falan ne kadar video izlediniz, ne kadar beğeni attığınız, kanalda ne kadar haşır neşir olduğunuza YouTube sistemi karar veriyor. Biz vermiyoruz. Biz sadece parayı yatırıyoruz. O diyor ki şunlar senin kanalına daha fazla katkıda bulunmuş. YouTube sisteme üyelik hediye diyor. Şimdiden söyleyeyim. Başka da söylemeyeceğim. Şimdi Fenerbahçe'den, gerçekten de Fenerbahçe'de sistem yoğun, olaylar yoğun, gündem yoğun. Neresinden bahsedeceğim bilmiyorum. Çünkü neresinden tutarsam tutuyum sıkıntı oluyor. Cenk Tosun Oğuz Aydın siftah yaptı. Osterwolde konusunda teklifler var. Konyaspor Fenerbahçe'den futbolcu istiyor. İşte Wesley konuşuluyor. İsterseniz arkadaşlar ben kelime kelime, İsim isim herkes hakkında başlayayım. Çünkü çok uzun bir video düşünüyorum. Yani beklediğim videoda bütün duyumları sıralı vereceğim. Ben başlıyorum arkadaşlar. Biraz da potpourri gibi oluyor ama kusura bakmayın. Cenk Tosun'dan Oğuz Aydın Fenerbahçe'de siftah yaptılar. Çünkü Fenerbahçe'nin yeni transferleri hazırlık maçında görev aldılar. Hocam niye önceden çıkarttı Oğuz Aydın'ı? İkinci yarı madem aldı, sonradan niye çıkarttı? Bir sakatlığım vardı. Herhangi bir sakatlığı falan yok arkadaşlar, bilginiz olsun. Hani oyuncu oynamak istediğini ısrarla, şiddetle belirtince teknik direktör de tabii ki buna kayıtsız kalmadı. Bunu söyleyeyim. Osterwolde konusunda kulübe teklifler var. Hatta Fulham'ın ve diğer kulübün teklifini söyledim. Napoli'nin ve Fulham'ın teklifini. Arkadaşlar 27 milyon euroluk opsiyon dediğim olay basit bir olay değil. Ancak gerçekleşmesi de bu kadar basit bir olay değil. Yani Fenerbahçe'nin Osterwolde'yi gönderme planı, fikri var. Ancak ne zaman gönderir, nasıl gönderir, hangi şartlarda gönderir onu bilemem. Ama Osterwolde'nin ciddi ciddi de taliplerinin olduğunu bir kez daha sizlere söyleyeyim. Konyaspor kim istiyor? Umut Nayır'ı ve Serdar Dursun'u istiyor. Zaten Umut Nayır da Serdar Dursun da artık Fenerbahçe'ye devam etmeyecek iki isim. Ha, Serdar Dursun zaten bizim futbolcumuz değil. O yüzden Serdar Dursun'u çok kafaya takmayanın lüzumu yok. Nereye giderse gidebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Wesley ve En-Nesyri. Aslına bakarsanız en merak edilen konulardan birisi bu. Arkadaşlar bu Brezilyalı kanat oyuncusu Wesley'e dair elimde hiçbir duyum yok. Soruyorum, soruşturuyorum, sorduğum herkes yani yok diyor. Olsa söyleriz diyor. Ya ben de diyorum ki bak, hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Ya varsa bir şey söyleyin. Ben de takipçilerime mahcup olmayayım. Sonuçta yani illaki bir olay var diyorum. Yok diyorlar arkadaşlar. Wesley'i ben doğrulatamadım. Hala doğrulatamadım. İşin komik tarafı. Ve hani ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. İyi de hocam, o zaman bu kadar yangını niye yapıyorlar? İnanın ben de bunu bilmiyorum. Ben de bunu anlamıyorum. Yani bu kadar yangın niye var? İnanın ben de bunu çözemiyorum yani. Durum bu. Ha, En-Nesyri için Ali Koç ne dedi? 48 saat süre tanıdık. Geldi geldi, gelmedi kendi bilir dedi. Ya bendeki duyumlar da aynısı. Geldi geldi, gelmedi kendi bilecek. Ama 48 saat bugün, yani 20 Temmuz itibariyle doluyor. Hani aptal değilse oyuncu der ki ulan der artık yeter. Fazla naz aşık usandırır. Ben bu takıma da artık nasıl diyeyim? Gittim gittim. Gitmedim artık, nefretle karşılanırım. İşin bir de şu boyutu var arkadaşlar. Sadece Fenerbahçe açısından bakma. Fenerbahçe görüştü görüştü alamadı ya da vazgeçti. Oyuncuyu bu saatten sonra transfer etmek isteyen bütün takımlar aynısını diyecek. Demek ki ha, bu arkadaşın gitmeye niyeti yok. Biraz söğüşçü diyecekler. Vallahi kendi bilir. Ha ben soğudum mu soğudum. Ama artık bugün yarın, bugün yarın, bugün yarın, ya taraftar da şey yapıyor. Ne diyeyim, hani takip eden takipçilerim de diyor hocam diyor, hani sen yalancı konumuna düşüyorsun artık yeter diyor. Ben de diyorum artık yeter diyorum.
Mourinho'nun gözdesi Çağlar Söyüncü. Çağlar idmanlarını sürdürüyor. Çalışmalarını çok güzel bir şekilde sürdürüyor. Ama Çağlar'ın yanına bir Merih Demiral transferi olur mu? Kusura bakmayın, öksürük tuttum. Bence bir düşünce vardır Merih Demiral konusunda ama hani olur mu olmaz mı onu ben bilemem. Saint Maximin'i Fenerbahçe'nin Avrupa maçında ilk 11 başlatacağı iddiaları var diyeyim. Ben bunu doğrulatamadım. İlk maçta oynaması çok zor. Ha, oyuna sonradan girer mi? Girer. Ama Kadıköy'deki Fenerbahçe seyircisinin önünde anca öyle oynar gibi. Bu arada Merih Demiral'la ilgili bir şey demiş miydim ben ya? Bir de Merih'in. Ya Merih'i keşke kulübü, yani neydi, ülkücü hareket yaptı diye keşke kulübü sözleşmesini feshetse. Yani keşke feshetse. Hazırda Maximin'den dolayı ilişkileri kuvvetlendirmişken keşke sözleşmesini feshetseler de Merih Demiral'ı. Bu arada İrfan Can Kahveci ikinci kez baba olmuş. Allah analı babalı büyütsün. Çağlar'ın eşinin de hamile olduğu iddiaları var ama ben o konuda fazla girmeyeceğim. Yani o benlik değil. Oraya bir şey diyemem. Onun dışında mesela Edin Dzeko'ya tam not diyor Fenerbahçe'de. Ya gitmesi konuşuluyordu, kalması konuşuluyordu. Ve Edin Dzeko, dikkat ettiniz mi bilmiyorum, 5 hazırlık maçında 5 gollük katkı, asistleri falan da var. Yani baktığınız zaman arkadaşlar inanılmaz bir istatistikte gidiyor. Diyeceksiniz ki hocam hazırlık maçları hep böyle olur, işte hazırlık maçlarında rakip tırttır zaten. Hani bu kadar tırt rakibe karşı da bir şey yaptı diye övünmek de saçmalık. Haklısınız, hak veriyorum bu konuda. Bir şey demeyeceğim. Mert Müldür'ün golü turnuvanın golü seçilmiş. Biz söyledik, biz söyleyince dediler ki yok siz Fenerbahçelisiniz. Fenerbahçeli olduğunuz için böyle diyorsunuz falan. Alakası yok. Biz dürüst insanlarız, dürüst olduğumuz için bunları söylüyoruz. Yani şahane goldü ve birinci golü seçilmiş. İkincisi Lamal mıydı? Laval mıydı? Kaval mıydı? Onunki seçilmiş. Üçte Arda Güler'inki seçilmiş. Yani turnuvanın en iyi 3 golü milli takımımızın futbolcularına, hani iki tanesi milli takım futbolcularına ait. Bu da ayrı bir gurur. Hocam peki Montella gidecek mi? Arkadaşlar bu soru çok soruluyor. Mehmet Büyükekşi demiş ki unutulmayacak iş yaptık demiş. Senin de, işinin de, yaptığının da vesaire vesaire. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu bazı açıklamalarda bulunmuş. Montella'ya dair de açıklamaları var. Hani diyor ki biz Montella ile devam edeceğiz diyor işin açıkçası. Ama bu Ahmet İbanoğlu falan filan hep istifa etti diyorlar. İnşallah istifa etmişlerdir. Çekip giderler. Türk futbolunda ne kadar Fenerbahçe düşmanı varsa inşallah hepsi temizlenir. Bunu da ben özellikle söylemek istedim. Nedense. Yani inşallah hepsi temizlenir. Bir tane bile Türk futbolunda Fenerbahçe düşmanı kalmaz. Montella ile de iş olacak gibi değil ama neyse. En-Nesyri konusunda bak aklıma gelmişken söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe En-Nesyri ile anlaştı diyor Di Marzio. Görüşmeler tamam diyor Di Marzio. Anlaşma tamam diyor Di Marzio. Sonra bir bakıyorsun. Ulan oldu olmadı falan filan, ihale bana kalıyor. Ya ihale niye bana kalıyor arkadaş? Di Marzio tamam demiş. Sercan Hamzoğlu tamam demiş. İşte Yağız Sabuncuoğlu tamam demiş. Hepsi tamam demiş. Hocam daha niye gelmedi o zaman? Ya ben de sizler gibi beklemekteyim. Ve fazla naz aşık usandırırdan ziyade artık fazla naz küfür getirir. Ve futbolcu farkında mı bilmiyorum ama artık herkes şu gözle bakacak. Ha biz bunu mu bekledik? Ha bu muymuş yani beklediğimiz diyecek millet. Bence futbolcu büyük saçmalık içerisinde. Dediğim gibi yani taraftar diyecek ulan biz bunu mu beklemişiz? Bu muymuş lan? En-Nesyri bu muymuş? Biz de bu kadar beklediğimize baktık da hani böyle leblebi gibi gol atacak falan moduna girecekler. Vallahi futbolcu bence çok büyük yanlışın içinde. Ha Fenerbahçe transferi gerçekleşir gerçekleşmez ben ona bir şey diyemem. Futbolcunun kendi bileceği şey ama futbolcu eğer Fenerbahçe'nin anlaşmazsa bence kariyerini de bitirir. Çünkü artık dolandırıcı gözüyle bakacak insanlar. Ya kardeşim anlaşıyorsan anlaşırsın. Ha hocam peki 20 milyon euro sence fazla değil mi? Arkadaşlar 20 milyon euro falan yok. Ortada 20 milyon euro falan yok. Benim bildiğim 16 milyon euro.
Bonservis hatta 16'nın da altında. Bu kadar bonservis. Artı hani bonuslar. O bonuslar da nedir? İşte başka bir kulübe 25 milyon euronun üstünde satılması durumunda işte mevcut net karın yüzde bilmem kaçı verilir falan filan diyedir. Atıyorum 25'e sattın 9. 9'un %30'unu versen 2,7 yapar. Yani 16'yı alsan 18,7'yi almış olursun. 25'e satacak olsan 5-6 milyon euro falan kar elde etmiş olursun. Olay bu yani arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Ama dediğim gibi fazla naz aşık usandırır, küfür yedirtir. Futbolcu küfür yeme peşinde benim anladığım kadarıyla. Alexander Cicu'ya ve Cengiz Ünder'e talipler var. Arkadaşlar Alexander Cicu'ya Ren'den ciddi bir taliplik var. Ciddi bir şekilde. Yani Cicu, Alexander Cicu ve Cengiz Ünder'e talipler var. Cengiz Ünder'e şeyden talip var. Napoli'den. Yani Cicu ve Cengiz Ünder'e Cicu'ya 10 milyon euro. Cengiz Ünder'e de bir 10 milyon euroluk bir taliplik var. Cengiz için 12-13 falan zorlasalar belki Fenerbahçe düşünebilir ama Alexander Cicu için herhalde 14-15'in altını çok kayda almayacağız gibi duruyor. Ha şunu söyleyeyim. Luan Perez'i alabilirsiniz. Emir Ortakay'ı kiralayabilirsiniz. Zaitsi, Emre Mor'u, Crespo'yu. Bunları tabii ki alabilirsiniz. Bunlara her türlü teklifi açığız. Her türlü. Mesela Samet Akaydın yeni idmanlara başladı Fenerbahçe'de. İşte Ferdi, İsmail Yüksek falan yeni yeni geldiler. Samet Akaydın'a da teklifleri açığız. Alabilirsiniz Samet Akaydın'a. Hiç sıkıntı değil. Biz öyle ayıp mayıp demeyiz yani. Ve şunu da söyleyeyim. Mesela Luan Perez Brezilya'dan takımla anlaşmak üzere görüşmesini sürdürüyor. Göztepe mesela Fenerbahçe'den Zaitsi, Emir Ortakay'ı istiyor. Onlar da hani transferleri bitirme derdindeler. Ryan Kent mesela her türlü teklifi açığız. Hani Lugano maçımız var malum. Her türlü teklifi açığız. Yani iş böyleyken de başka ne söylenir ki bilmiyorum. Ama ya biraz zor ya. Yani Cicu'yu göndermek zor. Cicu'yu göndereceğimizi zannetmiyorum ama Cengiz için aynı şeyi söyleyemem. Sander Berge, McTominay, Wendell, Rabiot, İbrahim Sangare, Jefferson Lerma. Başka isim var mı? Jefferson Lerma. Başka da isim yok arkadaşlar. Şimdi bu isimlere dair Fenerbahçe'nin transfer görüşmesinin olduğuna dair iddialar, duyumlar vesaireler var. Mesela Sander Berge. Bunları tek tek konuşsam mı? Bu arada o sahaya gelecek teklifler olsa değerlendireceğiz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Onun dışında da bir şey söylesem mi? Yok. Hani o sahaya gelen teklifi niye değerlendireceğiz? Ben ya o sahanın ya Osterwolde'nin %100 gideceği görüşündeyim. %100. Çünkü Ferdi'ye gelen teklifleri az buluyoruz. 40'ın üstünde para istiyoruz. Kimse 40'ın üstüne çıkmıyor. Osterwold'e gelen teklifleri az buluyoruz. 30'un üstüne çıkın diyoruz. 27'ye kadar opsiyonla çıkan oldu. Yani 27 milyon euroya kadar opsiyonla çıkan oldu. Biz hala 30'un üstünde teklif istiyoruz. Çünkü Hollanda milli takımının bir sonraki sol beki diyoruz. Ve eğer Hollanda milli takımına seçilirse zaten 50'den aşağı vermeyeceğimizi tahmin ediyorum. Bakın arkadaşlar bazı ülkeler vardır. Hani mesela Almanya, işte Fransa, İngiltere. Hani biz genç bir çocuk transfer etsek bu saydığım ülkelerden ve oranın milli takımına gidip o milli takımın gedikli kadrolu elemanı olsa aldığımız paranın kaç katına satacağımızı tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Mesela Oğuz Aydın'ı biz aldık. Oğuz Aydın milli takım, Türk milli takımına gitti, seçildi, etti. Çok önemli mi? Fiyatı çok artar mı? Hocam biz 6'yı aldıysak 7'ye 8'i okuturuz. Ya da 10'a okuturuz. Hani devasa bir performans gösterirse de 13'e falan okuturuz. Değil mi? Peki biz Oğuz Aydın'ı aldık. Oğuz Aydın hani kafadan atıyorum yanlış anlamayın böyle bir şey yok da. Hani Hollanda yani A milli takımdan hiç oynamamış olsaydı. Hollanda milli takımından teklif gelseydi. Hollanda milli takımına seçilseydi. En az 15. En az 20. Çünkü Hollanda milli takımının daimi elemanı olacaktı. İnşallah anlatabiliyorum. Bak Türkiye'deki futbol kalitesini de buradan anlayın. Eskiden mesela Galatasaray'da Schneider falan vardı. Hollanda milli takımının şeyi. Fenerbahçe'de Anelka Manelka vardı. Yani düşünün.
Futbolcuların kalitesini bir düşünün yani, futbol kalitesini, futbolcuların kalitesini. Yani birileri birilerinin kayığına bindi. Fenerbahçe düşmanlığıyla hareket edip ulan Fenerbahçe'yi çekelim derken kendilerine zarar verdiler. Osterwold'e ben dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle ben Osterwold'e gider diyorum. Ama nereye gider? Kaça gider? O biraz karışık. Toparlayacak olursak En-Nesyri de bugün son gün. Ya geldi beyefendi, ya tamam dedi, ya da Nesyri tamamen iptal. Çünkü Ali Koç da bunu itiraf etti. Sander Berge'yi ben beklemiyorum. Yani bu şartlarda gibi futbolcu yüksek bedel istediklerini düşünüyorum. Hani Sander Berge'yi siz de beklemeyin derim. Anlatabiliyor muyum? Hocam peki sen kaç, ya kulübümüz belki de 5-6'yı almak istiyordu. Ama belki de kulübü daha fazla para istediği için olmadı arkadaşlar. Ben bunu açık yüreklikle size itiraf edeyim. Diğer bir isim McTominay. Ben McTominay konusunda Fenerbahçe'nin sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Ha, sabredeceksen McTominay'e sabret. McTominay'e sabret. Hani gelir mi gelmez mi diye buna uğraş. Yani En-Nesyri'ye uğraşacağına McTominay'e uğraş. Ki daha anlamlı olsun. Ama derseniz ki Manchester çok fiyat ister, ona bir şey diyemem. Wendel gelmeyecek. Bendeki duyumlara göre Wendel gelmeyecek. Zaten yüksek de bir bedel istiyorlar. 10 milyon eurodan fazlasını istiyorlar. Hani Galatasaray'dan falan adını geçiriyorlar. Ben umurumda değil Galatasaray'ın alıp almaması, ama bu şartlarda onlar da zor alır. Bir de tabii yabancı kuralı değişecek, değişmeyecek. İşte Hacı Osmanoğlu ona çıkartacak, 20'ye indirecek, 50'ye çıkartacak falan. Bu da kaosa sebep olur. Ama bakalım sonuç ne olacak? O da ayrı bir olay, ayrı bir duyum. Yani netice olarak itibariyle arkadaşlar, Wendel'in Türkiye'ye gelmesi zor. Ha, Rabiot'un da Türkiye'ye gelmesi zor. Hatta bence Rabiot Türkiye'ye imkansız gelmesi. Çünkü 8-9 milyon euro falan istiyor. Yurt dışına görüşüyor. İbrahim Sangare. Bunun duyumunu daha önce de verdim size. Dedim ki biz bu çocuğa teklifte bulunduk. Kulübü 35 milyon euro istedi. Evet, yanlış duymadınız. 35 milyon euro istedi. Biz 35 milyon euroyu veremeyiz. Geçen sezon 35'e almışlar. Çok oynatmamışlar. Yani çok oynatmadığın, 35'e aldığın futbolcuyu en az zararla satmak istiyorsan buyursun satsın. Fenerbahçe'de nasiplensin. Ama en az zararla satamıyorsa da çok zorlamasın derim açıkçası. 30 çok çok fazla bir para. Çok zorlamaması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ya peki hocam, sence İbrahim Sangare, bak İbrahim Sangare'nin üstüne düşebilirsin. Hani En-Nesyri gibi değil. İbrahim Sangare'yi 1-2 ay bekleyebilir, 1 ay bekleyebilirsin. Çünkü Fenerbahçe orta saha zaten oturmuş bir orta saha. Hani İsmail, Fred, Şimanski. Allah muhafaza bir sakatlık makatlık olmadıkça Lugano maçları şunu bunu geçer. Ama En-Nesyri de bizim hani çabuk almak istemiş isteyişimizin sebebi Ceko'nun ilerleyen yaşı. Hani bu yaşta bu performansı sürdürebilir mi endişemizde. Demek istediğimi inşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Durum bu. Jefferson Lerma ismi, buna da yüksek bedel istiyorlar. Yani beklentimizin çok çok üstünde bir bedel istiyorlar. Ya bu şartlarda olmaz arkadaşlar. Tamam, Fenerbahçe transferde biraz acele etsin. Lafım yok, kabul. Ama yani kazıklanmanın da lüzumu yok. Kerizlenmenin de lüzumu yok. Millet ölü fiyatına futbolcu peşinde. Mesela Trabzonspor'u ona açıyor. Ölü fiyatına almaya çalışıyor. Göztepe bilmem CEO'su da çıkmış demiş ki yani her futbolcunun değeri var. Fiyatlan Ferrari bir değil. Ucuz bir şey almak isteyen gitsin fiyat alsın demiş. Adam yani açık açık çakmış yani. Bizim de durum bu. Bu kadar fiyat etmeyen futbolcuya da bu kadar para verilmez. Verilirse kulübe ihanet etmiş olursun. Yani demek istediğim inşallah anlaşılmıştır. Melih Demiral hala ihtimal var. Ama gittikçe zayıflayan bir ihtimal. Wesley'i çok yazıyorlar. Ben doğrulatamadım. Belki de benim duyum kaynaklarım yanlıştır. Siz kendi duyum kaynaklarınıza sorun arkadaşlar. Wesley'e dair benim hala bir duyumum yok. Mesela geçen sene de Saldanha. Aynısını onda da söyledim. Arkadaşlar benim kaynaklarıma soruyorum. Saldanha konusunda bir duyumları yok. Ha, o zaman diyordu bizim arkadaşlar senin kaynaklarda iş yok. Ya belki de benim kaynak doğru biliyordur. Gerçekten teklif yoktur.
Birileri menajer dümeniyle, menajer oyunuyla ortalığı karıştırma peşindedir. Ne bileceksiniz? Ya olur mu olur arkadaşlar? Şimdi bana deseler ki ya biz Hollanda'da yaşıyoruz. İşte çok iyi bir Fenerbahçeli aileyiz. Hani hocam şu 1.000 euroyu al da bizim çocukla ilgili bir video çek. İşte Fenerbahçe'yi öneririm şöyle böyle diye deseler. Ben alır öneririm yani. 1.000 euro az para mı? Bugün millet 1.000 euroya birbirini öldürüyor. 10.000 euroya deseler. Hayli hayli derim. Daha yüksek bir rütbede olup da 10.000 euroya futbolcuyu da Fenerbahçe'yi bağdaştırabilir mi insanlar? Yani yapar mı yaparlar. Ben insanları nereden tanıyacağım? Ama mesajı inşallah anladınız. Osterwold'e ben kesinlikle gidici diyorum. Ciku kalır. Cengiz Ünder. Bence Cengiz de kalır. Ben size demiştim ya hani Emre Mor gider. Cengiz kalır. Emre Mor gider. Cengiz İrfan sağ kanat. Maxim'in Oğuz Aydın sol kanat. Tadić Szymański 10 numara. Fred, Mert Hakan şu an için merkez orta saha. İsmail Bartu Elmas şu an için merkez orta yani 6 numara gibi. Buraya bir alt yani bir orta saha en az bir orta saha gelir. Zajc'tır, Krunic'tir, bilmem Kent'tir, Ment'tir. Bunlar da yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz modundalardır diye düşünüyorum. Bu da benim kişisel fikrim. Kişisel düşüncem. Başka da söyleyecek söz çok yok. Umut Nayır falan şeyci. İzlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen ve lütfen kanalımızda bir şeyler izleyin. Kanalımızda bak videoları oynatma listelerini falan açık bırakın. Bugünden başlayın bak 2 hafta sonra 2 Ağustos'ta kanal ritmini bulduğu zaman ne olur bana çemkirmeyin. Hani hocam işte biz seni çok seviyorum. Ben senin posterini öpmeden yatmıyorum ama bana bir hediye üyelik vermiyorsun diye. Hala bunu anlamayan andavallar var. Biz vermiyoruz. YouTube belirliyor diyorum. Daha özelden yazıyorlar. İşte hainmişsin, bilmem neymişsin, şöyle böyle. Ya arkadaş, ayıp ya. Gerçekten ayıp ya. Ne diyelim? Arkadaşlar teşekkürlerimi sunuyorum hepinize. Görüşmek üzere.